Merhabalar. Bugünkü eserimiz Grigori Petrov, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Finlandiya'nın nasıl bir ülkeyken şu anda nasıl bu kadar başarılı ve gerçekten iyi bir ülke olduğunu anlatan bir eser. Eser 1924 yılında yayınlanmış ve Atatürk bu kitabı askeri liselerde, askeriyede ve öğretmenlere, Türk halkına aslında okumasını tavsiye etmiş. Okullarda da zorunlu hale getirilmiş ama şu anda okullarda okutulması zorunlu değil. Bir eğitimci olarak ben bu kitabı okuduktan sonra ve hatta bu kitabı bu kadar geç okumanın da ayıbını yaşıyorum şu anda. Keşke bu kitap okutulsa ve zorunlu hale gelse. Tüm veliler ve öğretmenler gerçekten bu kitabı okuyor olsalar, gerçekten bir eğitimci olarak bu kitabın önemini okuyunca çok daha iyi anladım. Biraz okumakta geç kaldığım bir kitap. Aslında adını sıkça duruyordum. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde ama bir türlü nasip olmamıştı. İnşallah şu anda size anlatmaya çalışacağım. Şimdi yazarımız bir Rus ama Finlandiya'ya yapmış olduğu seyahatler sırasında Finlandiya'daki gelişimi anlatıyor bize. Şimdi baktığımız zaman Finlandiya 550 yıl boyunca İsveç ve Rusya'nın esareti altında yaşamış. Ve işte baştaki yönetimi, askeriye sistemi, memurları, öğretmenleri hep İsveçmiş. Yani hep İsveç halkı tarafından yönetilmiş ve kendilerine ait ne konuştukları, Finliler yani Fince bile konuşamıyorlarmış. Kendine ait ne dilleri var, ne edebiyatları var, ne yazılı eserleri var, ne kültürel yapıları var, hiçbir şeyleri yok. İklim olarak çok kötü ve çok sert. Zaten sırf alıp başlarına gitmişler Finlandiya'ya. Hani bize kimse bulaşmasın diye. O yüzden o kadar sert ve kötü iklim şartlarında olan bir yere gitmişler. Ama illaki orada da işte İsveçliler tarafından aslında istila edilmişler. Çok sert bir iklimleri var. Sürekli yağmur yağıyor. Her yer granit, bataklık toprakları var. Verimsiz toprakları var. Ağustos'ta bile yaz karlar zor eriyor ve Eylül'de birdenbire zaten yine kış geliyor. Elverişsiz doğa koşulları var. Hiçbir maden çıkmıyor. Gerçekten korak toprakları var. Ve halkı içki içiyor. Vazgeçmiş. Mağara gibi yerlerde yaşıyorlar. İnsanlar hastalıktan ölüyorlar. Gerçekten sefil, böyle ayyaş, duyarsız, hiçbir şekilde artık hiçbir şey yapmak istemeyen tembel bir halkı var. Önce İsveç egemenliği altında yaşıyorlar, sömürgesi altında. Daha sonra işte 1800'li yıllarda milliyetçilik akımının olduğu zamanlarda Rusya'nın hakimiyeti altına geçiyorlar ve kendi bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. İşte 1. Alexander diye bir tane kral var, o başa geçiyor ve onun krallığı altında İsveç yavaş yavaş kalkınmaya başlıyor. Ve 1. Alexander da tarihi araştırıyor. Yıkılan ülkeleri, yıkılan devletleri araştırıyor ve ülkeler nasıl yıkılmışlar, daha sonra yıkılan ülkeler nasıl toparlanmışlar. Bunun için de gazeteci, yazar, aynı zamanda işte papaz olan bir tane arkadaş var ülkenin en aydınlarından, Sinelman. Sinelman'a bir tane dernek kuruyor. İşte Fin halkını yaşatma, Fin kültürünü yaşatma derneği diye bir dernek kuruyor ve başını Sinelman'a getiriyor. Ve Sinelman'a bu konuda çok güveniyor. Sinelman ve bir avuç aydınların aslında önderliği altında biz bu kitapta Finlandiya'nın küllerinden nasıl yeniden doğduğunu, neler yapabildiğini, neler başarabildiğini adım adım böyle okuyoruz. Okurken de gerçekten çok keyifli. Özellikle Sinelman'ın içindeki o enerji, inanması, inandığını insanlara da aktarabilmesi. Ya şu hayatta çok önemli gerçekten. İnsanlar neye inanırlarsa ve bir şeye gerçekten inanırlarsa karşı taraftaki insanlara bunu aktarabilmeleri ve inandıklarını aktardıkları için karşı tarafa bunun geçmesi ve karşı taraftaki insanların da bunu alıp yine onları diğer insanlara aktarması da zaten başarı var ve bu ülkenin aslında bir yerlere gelmesinde bu Sinelman'ın inancının gerçekten çok büyük bir parmağı olduğunu görüyoruz. Kitap şöyle başlıyor, diyor ki işte Moskova Devlet Tiyatrosu var. Bu çok güzel, ihtişamlı bir tiyatroymuş. Daha sonra işte bunun yapılarında tahta, ahşap yapıtlar, sütunlar varmış. Daha sonra onlar işte restore olmadığı için çatlaklar, göçükler meydana geliyor. Sonra sürekli bunu restore ediyorlar ve sağlam yapı yapıyorlar, güçlendiriyorlar. Tıpkı diyor bir devlet de böyledir diyor, bir ülke de böyledir diyor. Hayatta kendini yenilemeyen ve göz çektiğiniz her şey yıkılmaya mahkumdur diyor. Eğer bir şeyin canlı kalmasını istiyorsanız diyor, onu sürekli diyor gözünüzün üstünde olması gerekiyor ve canlı tutmanız gerekiyor diyor. Tıpkı ülkeler de böyledir diyor, devletler de böyledir diyor. Ve hikaye sanki 1800'lü yıllardaki
Finlandiya bir atıfta bulunuyor ve sonra devam ediyor. Ve yöneticilerin gerçekten çok iyi olduğunu, insanların ilkeler işte hep derler ya, bizim başımızda adam gibi bir adam olsa, işte bizi iyi yöneten birisi olsa, işte biz de öyle olurduk, biz de Amerika gibi olurduk, biz de İngiltere gibi olurduk diyorlar ya. Aslında bunları ne kadar yanlış olduğunu, bir ülkeyi kim yönetirse aslında yöneticinin halkın hak ettiği bir yönetici olduğunu, halk nasılsa baştaki yöneticinin de öyle olduğunu, baştaki yönetici kötüyse sen de kötüsün diyor. Eğer baştaki yöneticiden şikayet ediyorsan da dön diyor, kendine bak diyor, kendinizi geliştirin diyor. Başınızdaki yönetici de zaten değiştir diyor. Ve hiçbir şeyin aslında yöneticiden kaynaklanmadığını, halk da yöneticinin bir bütün olduğunu ve kendimizi geliştirirsek aslında yönetimin de gelişebileceğinden ve hiç kimseyi suçlamanın bir kimseye faydası olmadığından bahsediyor. Ve işte birinci Alexander burada bir grup aydınla yola çıkıyor ve köy köy, kasaba kasaba, böyle cadde sokak, her bir köşeyi dolaşıp ülkenin her bir yerine bildiklerini, başından geçenleri ve insanların nasıl bilinçli hale geldiğini anlatıyor. Bilinçli hale gelmesini anlatıyor. Önce eğitimden başlanıyor. Eğitim Finlandiya için çok önemli ve şu anda zaten PISA ve eğitim hayatında Finlandiya'nın ne kadar ve neden böyle birinci olduğunu anlayabiliyoruz. Bir kere eğitime çok önem veriyorlar ve birinci sınıftan başlıyorlar. Yani birinci sınıftaki bir çocuk diyor, işte başta diyor kendini geliştirirse diyor, yani ne kadar küçük yaşta eğitirsek çocukları, o diyor 20-25 yıl sonra diyor başa geçecek ve o 25 yıl sonra başa geçtiği zaman da diyor aslında bir dönüşüm başlayacak diyor. Gerçekten Finlandiya'nın da dönüşümüne baktığımız zaman, başta işte 1800'lü yıllarda başlayan değişimin ve gelişimin 25 yıl sonra kendini gösterdiğini görebiliyoruz. Her mahalleye, her köye bir tane okul yapıyorlar. Ama okul derken sadece ilkokul değil, ilkokul, ortaokul, lise. Ve şöyle diyor Snellman, eğer diyor sadece okulları diyor işte şehirlere kurarsak diyor, herkes köyünden çıkacak diyor. Köyünden çıkıp okumaya gittiği için bu sefer köyler cahil kalacak diyor. Bir insan diyor okuyor diyor, işte ilkokul, ortaokulu okuyor diyor, liseyi ya da üniversiteyi okumak için diyor ülkesini, köyünü terk ettiği zaman köydeki halk da diyor cahil kalıyor. Ama diyor aynı bizim köy enstitüsleri gibi. Nasıl diyor köyden çıkmazsa diyor, o halk diyor orada diyor köyde okumaya devam ederse, ilkokulunu, ortaokulunu, lisesini orada okursa diyor, bu sefer diyor annesini de eğitir, babasını da eğitir. Halk öğrettiklerini diyor, öğrendiklerini diyor onlara da aktarır. Halk ne kadar eğitimli olursa diyor, bu sefer diyor bu diyor bizim vatanımızı ve milletimize de diyor etkiler ve biz böylece kalkınabiliriz diyor. Aydınlara gidiyor, aydınlara durumu anlatıyor. Diyor ki bakın diyor, aydın olmak sadece kolalı kıyafetler, işte pahalı kıyafetler giyip güzel şeyler yemek değildir diyor. Biz diyor madem diyor siz aydınsınız diyor, o zaman diyor küflenmeyin diyor. İnsanlara diyor bildiklerinizi aktarın diyor. Eğer diyor siz diyor insanlara bildiklerinizi anlatmazsanız diyor, onlar hiçbir zaman sizin seviyenize çıkamazlar diyor. Bu gördüğünüz her kişiye diyor anlatacaksınız diyor. Parası olanlara gidiyor diyor ki siz diyor eğer paranız varsa diyor insanlara diyor para vereceksiniz. Yani insanlara diyor yardımda bulunacaksınız diyor. Her köye diyor bir tane okul açılmasına, kütüphane açılmasına diyor vesile olacaksınız diyor. Paranız varsa para vereceksiniz, eğitiminiz varsa bilginizi vereceksiniz. Her gördüğünüz insanlara ve her kişiye bildiklerinizi teker teker anlatacaksınız diyor. Çünkü halk gerçekten o kadar cahil ki ve yıllarca İsveç egemenliği ve sömürgesi altında kalmışlar. Her zaman da İsveçliler tarafından aşağılanmışlar, hor görülmüşler ve kimse onları adam yerine koymamış ve bunu vermiş olduğu bir eziklik de yok. Önce eziklik de var. Önce dilden başlıyorlar. İşte bir Fin halkına Finceyi anlatıyorlar. Ve işte yazarlara gidiyorlar, aydınlara gidiyorlar. Artık edebi eserlerini Fince yazmalarını söylüyorlar. Herkese okuma yazma öğretiyorlar. Snellman gerçekten 3 kişi 5 kişi demeyip şehrin her bir köşesine gidip herkese bildiklerini anlatıyor, öğretiyor. Gidiyor mesela öğretmenlerle toplantı yapıyor. Öğretmenlere diyor ki bakın diyor bu hayattaki diyor buradaki diyor en önemli diyor insanlar sizlersiniz diyor. Sizler nasıl bildiklerinizi anlatırsanız, ama diyor öylesine anlatmak değil diyor. Gerçekten diyor bir öğrenciyi yetiştirebildiğiniz zaman ve onlara bildiklerinizi anlattığınız zaman diyor onlar da ailelerini yetiştirecekler. Ve bu böyle böyle devam edecek. Biz diyor artık diyor kalkınacağız. Kimsenin egemenliği altına girmeyeceğiz ve büyük bir ülke olacağız diyor. Bu
İçindeki inancı öğretmenlere anlatıyor. Öğretmenler de bilinçleniyor. Öğretmenler de bu sefer tabii ki öğrencilerine daha büyük bir böyle şevkle ve istekle ders vermeye başlıyor. Din adamlarına gidiyor. Kendisi zaten bir papaz. Diyor ki bakın diyor siz diyor işte diyor halktan diyor önce onları bir dinliyor. Onların dedikleri şey hep şikayet ediyorlar. İşte halk artık dinsizleşti, dinden imandan çıktı, artık işte kiliselere gelmiyorlar, bizi dinlemiyorlar, biz bu halkla nasıl baş edeceğiz falan diyor önce papazlar. Onları önce bir dinliyor. Diyor ki tamam diyor çok haklısınız. Halk artık dinden çıktı işte baştan çıktı sürekli alkol alıyorlar, işte hırsızlık yapıyorlar, kötü niyetliler. Ama diyor siz diyor böyle kendi kendinize oturarak bunları hayıflanarak kendi içinizden konuşarak bunları bir çözüm bulamazsınız diyor. Bakın diyor Hazreti Muhammed Hazreti İsa ne yapmıştı diyor halkın arasına diyor karıştılar diyor. Tek tek herkese diyor her gördükleri insanlara diyor anlatmadılar mı diyor dini yaymaya çalışmadılar mı diyor. Siz diyor büyük küçük çocuk yaşlı genç demeyeceksiniz diyor. Çıkacaksınız diyor herkese diyor bildiklerinizi anlatacaksınız diyor. Nasıl ahlaklı bir insan olunur dinin hayattaki önemini böyle ahkam keserek değil diyor. Onları diyor böyle güzel bir şekilde ve inanarak anlatacaksınız ki diyor. Onlar da gerçekten bu sefer kiliseye gelmeye başlayacaklar diyor. Size yaklaşacaklar diyor. Siz diyor halktan uzaklaştınız. Onlar da sizden uzaklaştı. Biraz da diyor dönün kendinize bakın diyor. Adam gerçekten bildiği her şeyi herkese teker teker anlatıyor. Memurlara gidiyor sonra. Memurlara diyor ki bakın diyor. Siz diyor işte ben sizi diyor gözlemledim diyor. Siz diyor gelen diyor kendi halkınıza diyor kötü davranıyorsunuz diyor. Bugün git yarın gel diyorsunuz diyor. Adamlar diyor taşradan geliyorlar diyor. Adamın diyor 2 gün sonra buraya gelmeye bakalım mecali var mı diyor. Sen diyor başındaki adamı diyor azarlıyorsun diyor. Yok öyle olmadı diyorsun diyor. Biz bir zamanlar diyor 550 yıl önce diyor İsveçlilerin diyor esareti altındaydık diyor. Onlar diyor bize diyor işte sürülmüş diyor memurlarını gönderirlerdi diyor. Onlar da hiçbir işten diyor anlamazlar diyor. Bizim vatandaşımızı aşağılarlardı diyor. Hep diyor kovarlardı diyor. Siz de aynı tıpkı onlara dönmüşsünüz diyor. Onlar gibi davranmaya başlıyorsunuz diyor. Siz gerçekten tekrar vatanınızı, milletinizi seviyorsanız ve tekrar esir düşmek istemiyorsanız ve şu andaki tüm bu fedakarlıklarla kazanmış olduğumuz bağımsızlığın devam etmesini istiyorsanız bilinçlenin diyor. Halka böyle davranmayın. Tam kabul ediyorum. Halk da bilinçsiz ama onları siz eğittikçe, onlara nasıl davranmaları gerektiğini anlattıkça diyor, onlar da diyor bilinçlenecek diyor. Sonra ve halk üniversitesi kuruyor. Halk Üniversitesi'nde amacı şu. Diyor ki Sinelmen eğitiminin ailede başladığını, aslında okulda olmadığını, yani insanların sadece okula gidilerek eğitilemeyeceğini, eğitimin tamamen yaşantının ve ailenin bir parçası olduğunu, aile çocukların ailelerde ne görürse, evde ne görürse onu devam ettirdiğinin farkında ve bunu insanlara anlatıyor. Diyor ki sen çocuğun evde diyor işte yalan söyleme oğlum, dürüst ol oğlum, torpil yapma oğlum. İşte çalışkan oğlum, kitap oku oğlum kızım diyorsun ama diyor sen ne kadar yapıyorsun diyor. Senden görmeyince bu çocuk onu yapar mı zannediyorsun diyor. Ve öğretmenleri ikna ediyor. Öğretmenler dersten çıktıktan sonra geliyorlar orada 1 lira bile almadan yaşlılara, insanlara işte işten çıkıp gelen insanlara şimdi nasıl Asmekke'de işte kurslar var. Meslek edindirme kursları gibi. Böyle okullar açıyor. İşte denizcilik okulu, yemek okulu, aşçılık okulu, terzilik okulu böyle bir sürü meslek liseleri ve okullar açılıyor, kurslar açılıyor ve insanlar orada psikoloji, insan ilişkileri, eğitim, iletişim tüm dersler veriliyor Sinelman'ın öncülüğü altında ve gerçekten de halk ne kadar bilinçlendikçe halkın başarısı da görülüyor burada ve çocukların eğitim kalitesi de gelişiyor ve değişiyor. Bunun için aydınlardan da başvuruyor işte onlardan para istiyor, onlar oraya yardım yapıyorlar, kitaplar alıyorlar. Ve halk kütüphanesi de çok işe yarıyor. Daha sonra Sinelman mesela futbola da el atmış. Adam her şeyi yaratıyor. Herkesi tanıyor, biliyor ve her konu hakkında bilgisi var. Bu çok güzel. Bir gün böyle bir stadyumun açılışına gidiyor. Diyor ki ya diyor sadece futbol diyor. Futbolcu olmak istemeyin diyor. Tam futbol da güzel ama diyor sadece futboldan para kazanabileceğinizi düşünmeyin diyor. Futbol sadece diyor ayak kaslarıyla oynanan bir oyun değildir diyor. Beyninizin kaslarınızı da diyor çalıştırmanız lazım diyor. Eğer iyi bir futbolcu olmak istiyorsanız kendinizi geliştireceksiniz, beyninizi geliştireceksiniz. Ondan sonra diyor bir futbolcu olmak gerçekten istiyorsanız sonra futbolcu olacaksınız diyor. Böyle bir stadyumda insanlara karşı konuşuyor. Din adamlarına konuşuyor, aydınlara konuşuyor, halka gidiyor. Halka işte evlerini nasıl yapacaklar, hastalıklardan nasıl kurtulacaklar, doktorlarla işte yanında bir tane doktor var, bir tane avukat bir arkadaş var, bir tane papaz bir arkadaşı var. Böyle halk halk şehir şehir dolaşıyor. 3 kişi 5 kişi hiç azı küçümsemiyor.
ve herkesin nasıl gerçekten ayakları üzerine durabileceği, kimseye minnet edilmeyeceği ve küllerinden doğup nasıl bir ülke olacağını herkese tek tek anlatıyor. Gerçekten çok güzel. Yani bu kitabı herkesin ben okumasını istiyorum. Böyle okuduğunuz zaman aslında resmen strateji veriyor. Yani nasıl yeniden bir ülke olunurun böyle bize tek tek aşama aşama anlatmış. Finlandiya'nın zaten eğitimle baktığımız zaman, eğitim sistemine baktığımız zaman şunu görüyorsunuz. Günde 4 saat eğitim var. Özel okul yok, yasak orada. Kitabın ilk baş sayfalarında bunlar anlatılıyor zaten. Özel okul yasak ve herkes devlet okuluna gidiyor ve fırsat eşitliği var orada. Yani bütün öğrenciler aynı üniformayı giyiyor, aynı kalem, aynı boya, aynı kitap, aynı çanta. Yani hani bizim buradaki gibi, birinci sınıftaki gibi işte ne olurdu? Herkes işte okula gidiyor, işte çocuğumuz gelip diyor, aa anne diyor, onun diyor işte diyor bir tane diyor boya kalemi var diyor, işte diyor, iki katlı diyor. İşte bilmem ne kutusundan. Benimki diyor böyle. Ben bunu istemiyorum diyor. Yani benim çocuğum bile böyle söylüyor. Ne oluyor? Bizim bu sefer burada insanlar birinci sınıfta bile bizim ülkemizde sınıflandırmayı öğreniyorlar. İşte benim onun var, onun bunu yok. Yani eğitim değil de aslında yani eğitim kalitesinden ziyade biz aslında çocuklarımızı okulda yetiştirmiyoruz. Çocuklarımızı okulda büyütüyoruz. Sadece bizim çocuklarımız okula gidip geliyorlar. Bizim zaten eğitim hayatımız ve eğitim kalitemizi konuşmaya gerek bile yok Finlandiya ülkesinin yanında. Zaten PISA ve bir sürü yarışmalarda da ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Teneffüsleri çok uzun. Günde sadece 4 saat eğitim alıyorlar. Sınav yok. Çocuklar 16 yaşına gelene kadar asla sınava girmiyorlar. Bizde 80 aldım, 90 aldım, 70 aldım. Yok ben matematikten bunu aldım. Yok oğlum sınava çalışıyor. Ödev yok, ödev yasak. Sonra 16 yaşına kadar sınava girmiyorlar. Ve 16 yaşında bir ülke çapında sınava giriliyor. Ve çocuklar oradan aldıkları puanlara göre zaten ülkenin nüfusu az, 2 milyon. O 2 milyon nüfusun da hepsinin tabii ki orada hani öğretmen ya da doktor işte hakim olması beklenmiyor. Ona göre bir dağılım yapmışlar ve halka ona göre meslek edindiriyorlar. Zaten Finlandiya'da nasıl bizde işte üniversite sınavına giren ilk dilimde, yüzük dilimde nasıl herkes tıp hukuku tercih ediyor. Orada da öğretmenliği tercih ediliyor. Ama Finlandiya'da öğretmen olmak bizdeki gibi öyle kolay değil. Yani Finlandiya'da öğretmen olmak istiyorsanız önce işte üniversiteyi bitiriyorsunuz, sonra 2 yıl yüksek lisans yapıyorsunuz, sonra master yapıyorsunuz ve öğretmen olmak için birçok aşamadan ve birçok sınavdan geçiyorsunuz. Daha sonra öğretmen olabiliyorsunuz. Ve Finlandiya'da bizim tıpkı Türkiye'deki işte doktorlar gibi işte eğitim düzeyi çok yüksek ve aldıkları maaşlar bir gerçekten bir öğretmen Finlandiya'da bir öğretmenseniz orada başka ek ders bulup kendinize de ek iş yapmanıza gerek yok. Kazandığınız para gerçekten de yetiyor ve gerçekten orada öğretmen olmak çok zor. Kitabın sonunda şundan bahsediyor. İşte bir halk okulu açılmıştı üniversitesi. O halk üniversitesinden mezun olan bir adam çıkıyor ve bu işte 25 yıl sonra hep şey anılıyor. İşte artık Sinelman tabii yaşlanıyor 25 yıl sonra. Artık adam yapmış, işleri tıkırına koymuş ve artık güzel bir ülke olarak hayatlarını devam ettirmeye başlamışlar. Ama her yıl Sinelman'ı anma zamanları düzenleniyor. Ve orada bir adam çıkıyor ve konuşma yapıyor. Diyor ki ben diyor iyi ki diyor bu diyor halk okulunu diyor üniversitesini bitirmişim diyor. Şu anda diyor işte ilk 100 zenginin arasındaysam bunu diyor Sinelman'a ve bu halk üniversitesine diyor borçluyum. Çünkü diyor ben burada çok şey öğrendim kendimi burada geliştirdim. Ve burada olmaktan çok mutluyum. Şu anda diyor işte Fransa'ya, Almanya'ya ve birçok ülkeye diyor reçel ticareti yapıyorum diyor. Adam çok ünlü bir reçelci olmuş. Orada meslek edindirme kurslarına katılmış, ticaret kurslarına katılmış. Ve adam sıfırdan gerçekten çok iyi bir tüccar olabilmiş. Bunu anlatıyor. Ama diyor benim diyor bir arkadaşım var diyor. Ben onu çok severdim diyor. O diyor bu mesela üniversiteye gelmedi diyor. Bu okulda da okumadı diyor. Onun diyor çok kötü bir diyor. Başında diyor ustası vardı diyor. O diyor sonunda da diyor rezil oldu, sefil oldu, bir hırsız oldu diyor. Ama diyor o da diyor kendini geliştirseydi ve başta diyor gerçekten benim gibi iyi bir öğretmeni, Sinelman gibi birisine diyor denk gelseydi diyor. O da kendini geliştirebilirdi. Belki de o da şu anda benim yanımda sizinle burada konuşuyor olacaktı diyor. Gerçekten baktığınız zaman baştaki yöneticinin ne kadar önemli olduğunu, bir halkın ve ülkenin gelişmesinde sadece hani böyle yöneticiden bir şey beklemediğini, aslında herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ve
herkesin elini taşın altına koyduğu zaman da bir ülkenin yeniden nereden nereye geldiğini ve ne zorluklar yaşadığını görebiliyoruz. Ben bu kitabı çok sevdim ve gerçekten tüm öğretmenlere, ailelere ve herkese öneriyorum. Mutlaka bu kitabı okumaları gerekiyor. Kitap hakkındaki söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.